أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سورة قيامة آية Yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört ve yirmi beş. Kıyamet suresinin bu ayetlerinde Allahu Teala insanla uyarır ve önüne de bir hedef çizer. Der ki: Kella, dikkat edin. Bak, önemli bir konuyu gündeme getiriyorum. Bel tuhibbun el acile. Siz aceleyi seviyorsunuz. Siz önünüzde ne var? Sadece onu düşünüyorsunuz da ve teverunel el ahire. Ahireti unutuyorsunuz. Ahireti terk ediyorsunuz. Hesabı sonsuz ahirete göre yapmanız gerekirken hesabı sonlu, ölümlü dünya ile yeterli görüyorsunuz. Halbuki ahiret ebedi ve sonsuz. Unutmayın ki o ahiret günlerinde vucuhu yevme edin nabira. Kimi yüzler parıl parıl, ışıl ışıl, aydınlık. İlâ Rabbihâ nâzira ve o yüzler Rablerine bakarlar. Rablerini görürler. Ve vücuhun yevme izin basira. Kim yüzlerde kararmış, sıkıntılı. Tezunnu en yuf ale biha fakira. Zanneder ki, bilir ki, belini büken işler gelecek ve kendisini felaketler beklemekte. bir dünya hayatı biter. Sonra insanlar dirilir. Ölümsüz ahiret günleri başlar. Ahiret günlerinin sonunda insanlar cennete giderler. Cehenneme giderler. Cennete gidenler Allah'ın cennette on sonsuz nimetlerine ulaşırlar. Cennet nimetleri. Önceki surelerde ve sonraki surelerde gündeme gelecek nimetler. Güzel güzel yiyecekler, içecekler. Saraylar, köşkler. Ve kadınlar ve huriler. Ve sonra Allah'ın rızası. Ve sonra işte burada Allahu Teala'yı görme nimeti. Ve cennetin en büyük nimeti. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mehtaplı bir gecede ayın işte 14, 15, 16. günlerinde nasıl bulutsuz bir gecede mehtaplı bir gecede ayı görmekte sıkıntı çekmezseniz Allah'ı öylece göreceksiniz diye müjdelediği günler. Ve Allah'ın ayeti bize onu hatırlatır. Ve o gün o güzel yüzler Allah'ı görecek ve daha da güzelleşecek. Diğerleri ise artık kaybedecekler. Ve felaket üzerine felaket, zarar üzerine zarar, azap üzerine azap. Sure Kıyame Ayet 26, 27, 28, 29 ve 30 Kella, hayır hayır, dikkat edin iza balagati terakiye. Can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman. Can, boğaza geldiği zaman. Artık can çıkacak. Yavaş yavaş insan, ölüme doğru gidiyor. Ve dünya hayatı bitiyor. Ve geçici olan bitiyor. Ve acele olan bitiyor. İşte o an, vekile denilir ki, men rak hiç bu kimseyi bu durumdan kurtaracak kimse yok mu bir rukye yapacak bir şifa sağlayacak ve bu cana yeniden can katacak ve bu ölmek üzere olan kimseyi diriltecek hiçbir kimse yok mu yeryüzünde nice güvenilen insanlar vardı güçlüler vardı, kuvvetler vardı, şifa dağıtanlar vardı, hayat verenler vardı. Öldürenler, diriltenler vardı. Gelse de şu ölmek üzere olan kimseye yeni bir şifa, yeni bir hayat verse yok mu? Ve zanne enne'l firak. Artık bildi ki ölüp giden de çevresindekiler de artık ayrılık zamanı. Her şey son bulacak. Hayır, hayır. Her şey son bulmayacak. Dünyada her şey son bulacak. Dünya son bulacak. Ama o ölüp giden için ve bekleyenler içinde nice günler, nice olaylar bekleyecek onları. Ve hayat bitmeyecek ölümle. Ve insan kaybolmayacak, yok olmayacak ölümle. Ama işte ayrılık zamanı. Sevdiği dünyadan, sevdiği insanlardan ayrılacak insan. Ve bunu bildi. Velteffeti sâku bisâk. Artık ayaklar birbirine dolaştı. Kolay mı dünyadan ayrılmak? Kolay mı ahirete gitmek? Ama hüküm Allah'tan. Emir Allah'tan. Artık ölümü takdir edilen o kimsenin ölümden kurtulması mümkün değil. İla rabbike yevme yedinil mesak sevkiyat yöneltiş o gün Rabbine doğru ve işte o ölümü tadan insan Allah'ın huzuruna doğru yolculuğa çıktı bile ve hayat Allah'ın emrindeydi ölüm de onun emrinde yoktan var eden Allah'tı öldüren de o oldu ve kendi huzuruna da çağıran yine o ve işte kendi huzuruna çağrılan bir kimse ama Müslüman olmayan bir kimse. Sure Kıyame Ayet 31 32 33 34 ve 35 Fela saddaka ve la salla ve lakin kezzebe ve tevella tümme ila ehlihi yetematta sadaka vermedi Namaz da kılmadı. Allah'ın verdiği malı ve mülkü Allah yolunda harcamadı. Cömert olmadı. Ve namaz da kılmadı. Lakin yalanladı ve Allah'tan yüz çevirdi. Vela صَدَّقَ vela Allah'ı peygamberi tasdik etmedi. Allah'ı peygamberi onaylamadı. Namazda kılmadı. Velakin kedde ve tebellle. Lakin yüz çevirdi ve yalanladı. Sunne zehebe ila ehlihi yetemetta. Sonra ehline şımarmış olduğu halde ehline şımarık bir tavırla çalım satarak gitti. İşte ben böyle yaptım. Şöyle yaptım dedi. Ve inkarıyla isyanıyla yalanıyla namazsızlığıyla yüz çevirmesiyle bir dünya hayatını yaşadı ve şimdi bitirdi işte ona karşılık Allah der ki onun Allah'ı ve peygamberi kabul etmemesine karşılık onun namaz kılmamasına karşılık onun yalanlamasına karşılık ve Kur'an'dan peygamberden Müslümanlardan yüz çevirip çalım satarak şımarıkça ehline gitmesine karşılık Allah diyor ki evle ale kefi evle sana tam layık bir ceza ve tekrar tam uygun bir ceza sünme evle kefi evle tekrar sonra yine sana uygun bir ceza sana layık bir ceza Dört yanlış harekete karşılık dört ceza ve Allah o dört cezanın neler olduğunu söylemiyor. Ama işte tasdik etmemesine karşılık, namaz kılmamasına karşılık, yalanlamasına karşılık, Kur'an'dan, peygamberden, Müslüman'dan yüz çevirip, şımarık bir tavırla ailesi halkına gidip, çalım satmasına karşılık, dört uygun ceza. Sure Kıyame Ayet 36 Ehsebül insan en yutra kesüde İnsan zannediyor mu ki biz onu sorumsuz yarattık serbest yarattık keyfine göre yaşayacak ve kimse de ona bir şey demeyecek Biz insanı Öyle sorumsuz yaratmadık diyor Rabbimiz böylece. O insan bir gün hesaba çekilecek. Ve o insan keyfine göre yaşasın, istediğini yapsın diye de yaratılmadı. Ve keyfine göre yaşayan insanın ve istediği hayatı yaşamak isteyen insanın en büyük dertlerinden birisi de öldükten sonra dirilişi inkardır. Çünkü öldükten sonra dirilmeyi kabul eden bir insanın keyfine göre yaşaması söz konusu olamıyor. Sorumlu olduğunu biliyor ve ona göre yaşamak istiyor. Ve Allah cevap veriyor ona. Sure Kıyame Ayet 37 38 ve 39 Elem yekü nutfetem mimmeni yiyyümne O atılan bir meniden, bir damla nutfeden, bir parça sudan yaratılmadı mı? Mekane alakatın, sonra o ana rahminde o nutfe, o meni bir parça su alaka olmadı mı? halaka ve Allah onu yaratmadı mı? Fesevva ona bir şekil bir düzen vermedi mi fece alemin huz sevceniyi tekara ve Allah o nutfeden o meniden sonra o alakadan var etmek istediği o insan varlığını ana rahminde kadın ya da erkek olarak Yaratmadı mı? Ve bütün insanlığı bu şekilde çift çift var etmedi mi? Ya erkek ya kadın sonra birleşsin, sonra yine ondan da erkekler, kadınlar var olsun. Böyle bir yasa uygulamadı mı? İşte Allah yoktan var eden değil miydi? Bir damla sudan bir parça sudan insan yaratılır mıydı? Evet, Allah bir parça sudan insanı yarattı ve sonra da şunu diyor, Sure Kıyame ayet 40 ve son ayet, Eleyse zâlike bi kadirin ala en yuhiyel mevte. İnsan yok iken, onun topraktan ham maddesini alıp bir damla nutfe, bir damla meni, bir parçacık su halinden onu yeryüzüne bir insan olarak var eden ve yeryüzüne insan olarak yarattığı o insana işte güçler, kuvvetler veren ve ölümüne kadar da onu yaşatan Allah, sonunda da öldüren Allah. Eleyse bi kadirin ala en yuhyel mevta Bu güç ve kuvve sahibi olan Allah ölüleri diriltmeye de kadir değil mi? Ya Rabbi sen ölüleri diriltmeye gücü yetensin. Sen yoktan var ettiğin gibi sen var olanı öldürür, öldürdüğünü de diriltirsin ya Rabbi biz kabul ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alel insan haynun min dehri dehr lem yekun şeyen mezkura. Sure insan ayet 1. Ve kıyamet suresi insanları Allahu Teala'nın nasıl yarattığını bildiren ayetlerle ve tekrar Allahu Teala'nın insanlara yeni baştan bir hayat vermeye gücünün yettiğini bildiren ayetle son bulurken, İnsan Suresi, insanın yaratılmadan önceki halini, serüvenini, durumunu bildiren bir ayetle başlıyor. Hel eta alen insan haynum dehri. İnsan üzerinden nice zaman geçti ki, Lem yekun şeyen mezkura. O zikredilmeye değer bir kimse değildi. Onu kimse bilmiyordu. Onu kimse tanımıyordu bile. Ve şimdi insan oldu da kendisini bir şey mi zannediyor? Bu ayet çok geniş bir anı, çok geniş bir zamanı, çok geniş bir tarihi gündeme getiren bir ayet. İnsan, varlık sahasına çıkmazdan önce neredeydi? Kim bilirdi insanı? Bu alem, Allah melekleri yaratmıştı. Arşı kürsüyü yaratmıştı. Ve bu Allah, yedi kat gökleri ve dünyayı yaratmıştı. Ve nice nice bilmediğimiz alemleri yaratmıştı. İnsan yoktu, anılmaya değer biri de değildi, hiç gündeme de gelmiyordu. Kimdi ki insan? Bütün alem içinde bir dünya ve dünya içinde de insan. Eğer Allah ona değer vermemiş olsaydı, onun ne değeri olabilirdi ki? Onu kim gündeme getirecekti? Allah gündeme getirmeseydi. Madem ki Allah insanı gündeme getirdi, madem ki Allah insana şeref verdi ve bu şerefli insan kendisine şerefi veren Allah'ı bilmeliydi, o da Allah'la şereflenmeliydi. Ona şerefi veren Allah'la şereflenme yolunu seçerse artık gündeme geldikten sonra bir anlam ifade edecekti. Ya dese gündeme gelmeden Yaratılmadan hiçbir şey olan insan, yaratıcısını bilmediği sürece yine hiçbir şeydir, yine hiçbir kıymet ifade etmeyecektir. Ama Allah onu yaratmayı istediği an, onu şerefli kılmışsa, daha önce yarattığı varlıklardan melekler ve cinlere, "Bu insanı kabul edin, bu insanın varlığını onaylayın. Haydi ona secde edin." demişse, insana bu üstün değeri bu yüceliği Allah vermiş demektir. Ve kendisine bu üstün değeri bu yüceliği veren Allah olacak da insanlar da o Allah'a samimiyetle bağlanmayacaklar ve o Allah'ı zikrederek Allah'ın şerefiyle şereflenmeyecektir. Bu olacak şey değil. Dahası işte gündeme geldiği anda da insanın pek yani varlığının başlangıcı öyle ahım şahım da değil. Şüphesiz ki bu sözleri biz kendimize göre söylüyoruz. Allah işte insanı bir nutfeden, bir meniden, bir damla sudan yaratan Allah şüphesiz ki kadir mutlaktır. Onun şanı şerefi üstündür. Onun yaratması büyüktür ve yücedir. Ama insan kendini düşünsün bir. Ve işte sure insan ayet 2 İnna halaknal insane min nutfatin emşac Biz insanı karmaşık bir nutfeden işte su ve başka şeylerle karışmış meni nutfe haline gelmiş bir damlacıktan yarattık Ve insanın nihayet yaratılışı bu işte tarihte yok, geçmişte yok. Onu bilen yok. Adem işte topraktan yaratılmış, Havva ondan yaratılmış ve sonra insan varlığı da işte yine aslı topraktan olmak üzere anasının ve babasının bedenlerinde oluşan işte bir damlacık su ile tarih sahnesine çıkmış. Bunu da unutmasın insanlar. Biz onu şundan dolayı yarattık ki neftelihi, onu deneyelim, onu imtihan edelim diye. Biz onu deniyoruz ve biz onu imtihan ediyoruz. Fece annahu semian basira ve biz onu bu imtihanda bize karşı bir delil bulmasın. Ya Rabbi bana güç kuvvet vermedin ki ben nasıl imtihan olayım? Ben nasıl deneneyim?" demesin diye ona bir işitme gücü, kulak ve bir görme gücü, göz verdik ve böylece onu işte bu imtihan yurduna, imtihan sahasına, dünyaya çıkardık diyor Rabbimiz Teala. Sure İnsan ayet 3. İnne hedeynahu sebil ve biz onun için yolu da açtık. Ona yol gösterdik. imma şakiran ve imma kefura. Ya şükreden birisi olur ya da inkar eden birisi. İnsanın da zaten anılmaya değer hiçbir özelliği yok iken Allahu Teala onu gündeme getirmiş de ve onu yine çok değersiz varlıklardan Yaratıp da ona çok değer vermesinin hakim özelliklerinden birisi işte ona bu iki yolu açmasıdır. Ve işte onun da Allah'ın açtığı bu iki yoldan birine Özgür iradesiyle kendisinin seçim hakkıyla gidebilmesidir. Yol iki şükredenlerin yolu nankörlerin inkar edenlerin yolu. Allah'ın yolu, Allah'ın razı olmadığı bir yol. Ama her iki yolu da açan Allah. Her iki yolda da yaşama fırsatı veren Allah. Ve o Allah işte o Allah insanın önüne yolu açıyor ve açtığı yolda insan ya şükrederek gidiyor ve Rabbine şükrederek kavuşuyor ya da inkar ederek nankörlük yaparak gidiyor ve sonunda da Rabbine inkarcı ve nankör olarak kavuşuyor. Sure İnsan Ayet 4 İnne atedna lil kafirin selasile ve alalen ve sa'ira İnsanların kafir olmasını istemiyor. Allah insanların Müslüman olmasını istiyor. Evet her iki yolu da açan Allah. Ama Allah birinden razı, diğerinden razı değil. İşte razı olmadığı bir yolu dördüncü ayette. Razı olduğu bir yolun sonunu da beşinci ayette ve devam eden ayetlerde gündeme getirecek Rabbimiz Teala İnsan Suresinde. Sure İnsan Ayet 4 İnna atedna lil kafirin biz kafirlere hazırladık selasile, zincirler ve alalen demir boyunduruklar boyuna geçip de onu sürükleyecek olan demir halkalar ve ve çılgınca yanan ateş. Zincirler, boyuna takılan kelepçeler, tasmalar, ve ateş. Ya Rabbi sen bizi koru. Sure insan. Ayet 5. İnnel ebrara ebrarlar ise. Yani müttakiler. Yani müslümanlar ise. Yeşrabune min ke'sin. Onlar bir kaseden içerler. Onlar bir kadehden içerler. O kaseden, o kadehden içtikleri ise kâne mizacuha kafura. O kasedeki, o kadehdeki içkinin karışımı kafurdur. Kafur Allahu Teala'nın cennette Müslümanlar için hazırlamış olduğu bir içecek ve en kıymetli içeceklerden ve işte Müslümanlara Allah kadehlerde, ıbrıklarda, kaselerde, bardaklarda bu içkiyi ikram ederken, o içkiyi daha da tatlandıracak karışımı ise kafurdandır. Ve daha nice nice nimetler cennetliklere hazır bekletilmektedir. İnsan suresi onları da anlatıyor bizlere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.